Galiba yolun sonuna geldi. Katerina. Sen gayet mantıklı bir insana benziyorsun. Bak hem beni öldürmekle eline ne geçecek ki, ha? Ya sen beni Rusyalı'ya götür. O zaten benim etimden sütümden faydalanmak ister vallahi. Ya sen beni bir götür. Ben onunla bir konuşayım, ha? Rusyalı ölmenizi istiyor. Artık hiçbirinize acımak yok. Aşağıya bakın. Öğren de gel oğlum, öğren de gel. Serhat lan, oğlum koltuğun altı sökülmüş. Aa! Nasıl yapıyorsun bilmiyorum ama çok güzel zar tutuyorsun Dadali, o kesin. Hadi lan oradan. Manyağa bak, oğlum yenildin diye bana hiç şey yapma şimdi, mızıklama. Bak, gel, her gün bir saat benden ustasından ders al, bir haftaya nasıl tavla oynuyorsun gör ya. Hadi lan. Vay! Doktor gelmiş. Kız nasıldı lan, güzel miydi? Oğlum telefonunuzu niye açmıyorsunuz lan? Ne telefonu lan? Oğlum biz dışarıdaydık, tavla oynuyorduk, duymadık ki. İyi alt ediyordunuz. Ben gideyim dışarıda ölümle pençeleşim abi. Siz oturun burada tavla oynayın anasını satayım. Ne ölümle uğraşması lan? Kız gulyabani mi çıktı yoksa? Ne kadar komiksin lan sen. Katerina çıktı oğlum, Katerina. Ne diyorsun oğlum? Oğlum fena tufaya getirdiler beni ya. Kızla buluşmaya gidiyoruz diye gittik. Katerina ile adamları geldi lan. Atma lan. Yemin ediyorum oğlum. Bayağı bildiğin araba yattılar, beni götürüyorlar. Öldürmeye götürüyorlar abi. Sonra arada bir boşluk buldum abi. Yanındaki adama dirseği bir çaktım. Kapıyı açtım, arabadan atladım. Kendi kendime diyorum ki koş Nazım koş diyorum ya. Bir tane inşaat gördüm abi. İnşaattan daldım. İçeri bunlar peşimde tabii. En üst kata kadar çıktım. Abi böyle boşluğa doğru bakıyorum. Arkamı bir döndüm, bunlar. Katerina bana sıkacak. Bildiğin sıkacak abi. Oradan iskeleye bir atlarsın. Binanın içine girdim. Bunlar ayrıldılar o arada. Katerina alt kata girdi abi. Kürekle arkasından yaklaştım. Kürekle bir koydum, bayılttım. Silahını aldım. Ondan sonra alt kata indim. Böyle kum tepesi gibi bir şey vardı. Birinci kattan kum tepesine atladım abi. Oradan bastım, koşuyorum. Herifler arkama takıldı. Bir yola çıktım. Bunlar peşimde tabii.
Taksi buldum abi. Taksinin önüne atladım. Taksiyle vın. Buradayım ama yani... Az kalsın imamın kayına biniyorduk. Yemin ediyorum imamın kayına biniyorduk. Baba ne güzel yazdın ya. Abicim dalga mı geçiyorsun sen ya? Ne yazması ya? Ulan ölüyordum ben neredeyse. Dur bir dakika. Sen şimdi Katerina'nın kafasını kürekle vurdun. Elinden silah aldın ve gittin inşaattan aşağıya atladın. Lan oğlum ben bunu rüyamda görsem hayra sen ne diyorsun? Ya adamı deli etmeyin lan. Ölümden döndüm diyorum burada. Ya doktor bırak şu işi. Doğru söyle. Kız beklediğin gibi çıkmadı. Sen de buraya gelene kadar bu hikayeyi yazdın değil mi? Hem oğlum. Lan Rusyalı seni şey yapsa yakalasa yerimizi bulmak için konuşturur seni. Sen ne diyorsun lan? He. Asbayağı yalancı çıkaracaksınız siz beni. Tamam abi. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Rusyalı bizden birini bulduğu zaman kafasına sıkacakmış. Katerina söyledi abicim. Bah. Bir de Katerina söyledi ha. Ya oğlum bir basın gidin ya. Ben size zaten niye anlatıyorum ki? Siz tavlanız oynayın abi. Bol şans. Haydi. Allah'ım ya Rabbim ya. Baksana inşaata gitmiş. Oradan aşağı atlamış iskeli. Hadi lan yürü gidiyoruz. Dadayla önce doktora ver. Az kaldı ölüyormuş baksana. Çayı özlemiştir. Allah. Abicim vallahi konuşmayacağım sizinle ya. Doktor lan. Oğlum bana bak şu Katarina'nın kafasına vurduğun sahneyi bir daha anlatsana lan. Vallahi çok heyecanlı ha. Allah'ım yarabbim ya. Posta mı geldi? Katarina'dan gelmiştir ha. Şey diyordur. Nazmiyeciğim kafama vurduğun yer çok acıyor. Hadi gel öp bir kere de geçsin. Ben öleyim ya. Vallahi ben öleyim de siz kurtulun abi benden. E oğlum niye kızıyorsun? Takılıyoruz. Kimdenmiş? Celal diye bir adam. Şeyden almış. Mesut Usta vardı ya bizim. Ondan almış mail adresimizi. Bir tane telefoncu dükkanı varmış. Ne diyor? Senelerdir haraç vermekten bir türlü düzlüğe çıkamadım. Bici Nihat diye bir Allah'ın belası iliğini kemiğini sömürüyor. Her hafta başı adamlarını gönderiyor. Bıçak kemiğe dayandı artık. Verecek kuruşum kalmadı. Tek çarem sizsiniz. Eğer bana yardımcı olun... Anlaşıldı, anlaşıldı. Ulan Bici'ye bak be. Yine haraç kesmeye devam ediyor ha. Lafımızı dinlememiş köpek oldu köpek. Beyler. Eceli gelen köpek cami duvarını işermiş. Artık bu Bici'yi dört koluya bindirmenin vakti geldi. Ne yapacağız? Celal'e mi gideceğiz şimdi? Yok. Bence hiç gerek yok. Adam yeterince anlatmış zaten. Kafadan Bici'ye dalalım. Bodozlama Allah ne verdiyse. Yalnız abicim Bici eski evinde kalmıyor ha. Daha korunaklı bir villaya geçti. Olsun. Gidip burayı keşfederiz biz de. Hadi. Hadi. Kusura bakma.
bakmayın gir. Randevu almadan geldim. Söyleyeceklerimi telefonda söyleyemezdim. Ne söyleyeceğini tahmin ediyorum Bici. Cevabım şimdiden hayır. Bu ihale benim için çok önemli Engin. Şayet çekilirsen bana çok büyük bir iyilikle bulunmuş olursun. Bunu umarak geldim buraya. Böyle bir şey olmayacak. Benim dosyam seninkinden daha sağlam, bunu biliyorsun. 100 milyon dolarlık ihaleden sırf sana kıyak olsun diye çekilemem. Bugün sen bana kıyak yaparsın, yarın ben sana. Saygı olmazsa sevgi de olmaz. İyi. Aramızda saygı sevgi olmazsa geriye ne kalır? Sen benim için yolumdan kaldırıp atacağım taşa dönüşürsün. Benim sana sevgim de saygım da Topçuoğlu'na ihanet ettiğin gün bitti Bici. Ha. İhaleyi almaya gözün kesiyorsa girersin, namusunla kazanırsın. Son sözüm de budur. Ha. Gözün kesiyorsa deyince aklıma geldi. Tanıştırayım. Yeni korumam. Şen Yu. Yurt dışından getirttim. Hiçbir masraftan da kaçınmadım. Yo yo. Böyle ufak tefek yürüp de karamüsle sepetine falan da benzetme. Çok yeteneklidir ha. Şen Yu. Oğlum. Göster amcana yeteneklerini. Yanlış anlama. Az önce ıskalamadı. Sadece doğru düşünmen için sana süre verdi. Güzel haberlerini bekliyorum yine. Şu Nurgül'le artık görüşmüyorsun değil mi? Yo, görüşürüm. O kadar laf ettim kıza. Senin nanası hala konuşuyor ki. Senden sonra da ben konuştum babacığım. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Bu da yılan sen oluyorsun Ertan. Ya çok sevimli, karşı konulamaz bir oğlum var ama hala kıymetimi bilmiyorsun. Ya. Kızı helva kıvamına getirdim, helva helva. Beni sevdiğine eminim artık. İyi tamam işte. Amacına ulaştın demektir. Bırak oynama artık şu kızla. Bitir bu pis oyunu. Ya niye bırakayım baba? Serhat'tan aldığım intikamın zevkini yaşamak varken niye bırakayım? Bu sanki ne bileyim dünya rekoru kırıp kimsenin bilmemesi gibi bir şey. Ertan bir kez daha uyarıyorum. Yapma. Zaten fellik fellik herifi arıyoruz. Kafasına sıkıp öldürmek neyine yetmiyor? Bak kafa dedin de aklıma bomba bir fikir geldi. Nurgül'e evlenme teklif edeceğim. Sen çıldırmışsın. Ya bir dur dinle. Şimdi ben Nurgül'e evlenme teklif edeceğim. Bu da er geç kabul edecek zaten. Hemen oturtacağım nikah masasına. İmzalar falan atılacak tabii. Hemen dua açacağım. Öpücükler möpücükler. Bu arada tabii kameralar kaydediyor. Tamam mı? Ben bu görüntülerden şöyle güzel bir klip hazırlayıp altına da nikah masasını döşeyeceğim. Sonra hop Serhat'a nasıl fikir ama? Senin Allah belanı versin. Kabul et ama dünyada bundan daha tatlı bir intikam olamaz. Ha? Serhat bunu izleyince bence kalpten gider. Hatta dur bak. Bir tane kopya da Merve'ye mi yollasam acaba? Yeter. Bu saçmalıklarını dinleyemeyeceğim artık. Nikah geleceksin ama baba değil mi? Efendim Ertancığım. Vay Ertancığım ha. Ya lafın gelişi söyledim canım. Şimdi de canım diyorsun ama. O manada değil. Manalarını yesinler senin. Merak bir konuda yardımı gerekiyor bana. Hayırdır ne oldu? Şimdi söyleyemem, akşama kadar bekle. Akşam sana bir şey göstereceğim. Ya bekleyemem, söyle hadi. Olmaz dedim ya. Ben seni gelip alırım, akşam gideriz. Hadi görüşürüz. Ertan. Kız, aşık. Biraz da müşterilere bak. Ya deme öyle teyze ya. Neyi demeyeyim? Sabahtan beri 10 dakikada bir telefonunu kontrol ediyorsun. Anlamıyorum sanki. Şöyle zengin biri olsa da ben de evlensem keşke. Aslında biri var. Kim o? Ertan'ın babası. Çok istersen onu ayarlayayım sana.
üstüme iyilik sağlık. Kız Nurgül, kaç yaşında var bu Ertan'ın babası? Teyze, müşteriler siparişleri bekliyor. Hadi sene. Tabii. Ben uzun uzun düşündüm. Sana açılmaya karar verdim. Açılmak? Hangi konuda? Biliyorum. Bu meseleyi ilelebet kapat demiştin. Ama ne zaman seni görsem düşünmeden edemiyorum. Ben bir türlü... içimden söküp atamadım sana karşı olan hislerimi. Yıllar geçti. Hala aynı şeyleri hissediyorum. Senden hoşlanıyorum Merve. Hala bir şansım yok. Babamın yanında da yeniden bu yüzden mi çalışmaya başladın? Yani aramızda bir şeyler olacağını umarak. Hayır. Asla. Peki. O zaman sorunun cevabını vereyim. Evet. 10 sene önce sana ne dediysem aynısı. Bizim aramızda bir şey olamaz Fatih. Üzgünüm. Ben izin verirsen biraz yalnız kalmak istiyorum. Gel lan buraya. Ne oluyor? Ulan sen nasıl benim ablama gözle bakarsın şerefsiz? Gebertirim lan seni. Dur eline. Yürü lan babama gidiyoruz. Yürü her şeyi anlatacaksın. Yürü. Dur. Bir şey olduğu yok ortada zaten. Benimki sadece çocukça bir şeydi. Yıllar önce itiraf ettim ablana duygularımı. O zaman da reddetmişti zaten. Ulan o zaman ne demeye kızın hakkını bulandırıyorsun gerizekalı. Bana bak. Bir daha o kızın etrafında dolaşmayacaksın, anladın mı beni? Konuştuğunda bile başını kaldırmayacaksın. Yoksa kendini İsmet Ali Topçuoğlu'nun karşısında bulursun. Tamam mı? Bu Ertan başa geçtikten sonra bu güvenlik işini iyice abarttılar zaten ya. Hatırlamıyor musun daha önceki villasına nasıl girmiştik elimizi kolumuzu sallayarak? Burası zor. Sana koyar mı aslanım? Sen bugüne bugün Katerina'nın kafasında 60 adamsın lan. Allah Allah. Oğlum ben kendim için söylemiyorum ki senin için söylüyorum. Şu göbeğine baksana lan. Büyük ada gibi olmuşsun anasını satayım ya. Oğlum bu göbek niye var bir sor bakayım. Niye var lan? Kurşun geçirmesin diye. Tamamdır beyler geyiği bırakın. Doktor.
Villanın her taraftan fotoğrafını çekelim. Kameraların yerleri, koruma sayısı hepsini tespit edelim. Sonra akşam evde detaylı bir plan yapıp geri döneriz. Ya kardeşim şey mi yapsak ya bu... ...Comba'ya yaptığımız gibi evde olmadığı zamanı mı kollasak? Ya dışarıda yakalayabilirsek. Abim tamamdır ya, ben bir araştırma yaparım. Bicinin sürekli kullandığı bir güzergah varsa onu bulurum pusu için. Tamamdır. Teori senden, pratik bizden doktor. Dikkat edelim yalnız. Comba'daki gibi olmasın. Bici'yi de elimizden kaçırmayalım. Beyler ebelendik. Kadaylı oğlum ben sana dedim işte. Sen bu göbekte Fizan'dan bile görünürsün anasını satayım. Allah kahretsin. Alo abi. Serhat Akar'ı bu adamlar az önce buradaydılar. Sıktık ama çare etmedi. Ne işi var lan onların orada? Yoksa bu Engin Halis bunlardan yardım mı istedi? Bilmiyorum abi. Ne yapalım, ne diyorsun? Engin'in eviyle ofisinin oraya adamlar koyun. Serhat'a rastlarlarsa haber versinler. Biz gerekeni yaparız. Tamam abi. Ne niyetinle geldin Engin? Uzun zamandır görüşememiştik. İşlerden başımızı kaldıramıyoruz İsmet Ali. En son vurulduğunda hastaneye gelebilmiştim. Öyle mi? Engin abi hastaneye geldiğinde sen bilincin kapalı uyuyordun baba. Sağ olasın Engin. İşler nasıl gidiyor Engin abi? Hamdolsun iyi şu aralar. Lakin başımda büyük bir dert var. Bana yardım edersin umuduyla sana geldim İsmet Ali. Buyur. Eğer yapabileceğimiz bir şeyse... Elbette yardım ederim. Cuma günü bir yol ihalesine giriyorum. Rakiplerimden biri de maalesef Bici. Çekilmem için beni tehdit ediyor. Onun olayı budur. Kazanamayacağını anlamış olmalı. Eğer yanımda olduğunu deklare edersen bana büyük bir iyilikte bulunursun. Bici bir tek senden korkar biliyorsun. Seni severim Engin. Sen yaptığı her işi namusuyla yapan bir adamsın. Ama bu mesele Bici ile senin aranda anladığım kadarıyla. Benim araya girmem doğru olmaz. Baba, Engin abi kaç yıllık tanıdığımız. Yapman gereken tek şey Bici'yi arayıp biraz usudurmasını söylemek. Burak, Bici sırtını Ertan'la Rusya'ya dayamış durumda. Artık benim sözümü dinlemez. Benim sözüm dinlenmeyince de ben çok sinirlenirim bilirsin. Olay büyür, istemediğimiz yerlere gider. O sebepten... Kusura bakma Engin. Sana yardım edemeyeceğim. Peki. Kararına saygı duymaktan başka yapacak bir şey yok. Yalnız bir şey söylememe izin verir misin İsmet Ali? Buyur. Senin gibi bir adamın meydanı böyle şerefsizlere bırakması doğru değil. Sen köşesine çekilip ölümü bekleyecek biri değilsin. Ağaçlar ayakta ölür İsmet Ali. Ben seni geçireyim Engin abi. Engin
Engin abi. Sen babamın kusuruna bakma. Bu arada çok zor zamanlar geçiriyor da. Estağfurullah. Ama yüzüne de söylediğim gibi köşesine çekilmek ona hiç yakışmıyor. Haklısın abi. Bak ne diyeceğim. Ben babamla konuşup onu ikna ederim. Sen şimdi eve git, ben birkaç saat sonra adamları yollayayım. Cuma gününe kadar seni korusunlar. Emin misin Burak? Baban kızmasın sonra. Yok abi, dedim ya, ikna ederim ben baba. Sonuçta bu kadar yıl tanışmışlığınız var. Sana bir şey olsa çok üzülür. Sen şimdi eve git. Cuma gününe kadar da çıkma. Bizimkiler zaten korur seni. Peki. Teşekkür ederim. Rica ederim abi. Görüşürüz. Fatih. Bak bu Engin Bey. Bizim eski bir aile dostumuz. Cuma günü önemli bir ihaleye katılacakmış ama vicdan onu tehdit ediyormuş. Şimdi yanına birkaç adam al. Cuma gününe kadar onu koru. Az önce konuştuklarınızı duydum. İsmet babanın haberi olmadan böyle bir şey yapamam. Ben istiyorum, tamam mı? Yoksa giderim babama. Ablama aslında anlatırım. Saçma sapan konuşma. Peki sen bilirsin. O zaman gidip her şeyi anlatıyorum. Tamam. Yapacağım Allah'ın cezası. Tamam. Tamam. Bak böyle giderse biz seninle çok iyi anlaşacağız. Hadi kolay gelsin. Bakıyorum bütün ocak başını bize ayırmışsın Bici. Mekanı senin için kapattım sevgilim. Çençu, yer misin? Çençu, ben koydum ismini. Güzel mi? Bak böyle ufak tefek olduğuna. Tek başına 10 kişiye bedeldir. Uzak doğu sporlarının hepsini çok iyi bilir. Neyse. Mavra'yı bırakıp işimize bakalım. Bu ihale mevzuu ne oldu? Onu söyle. Engin çekilecek mi? Çekilecek tabii canım. Erkekse çekilmez. O ihale şirket için çok önemli biliyorsun. Ertan'ın bizi Rusyalı'ya mahkum hale getirmesini içime sindiremiyorum. Bu ihaleyi alırsak Rusyalı'ya karşı elimiz rahatlar. Erol'cum sen içini rahat tut. Sen bugüne kadar Bici'nin bir ihaleye girip de kaçırdığını gördün mü? Bu kim ya? Alo? Alo Bici. Kimsin? Burak ben, Burak. Burak Topçuoğlu. Ne var lan? Niye aradın şimdi durup dururken? Durup dururken aramadım. Bizim bir aile dostumuz var Engin. Onu tehdit etmişsin de. Adam gelip bizden yardım istedi. Vay. Demek size şikayet etti ha, deyiyoruz. Babam da seni aramamı istedi benden. Bu işten vazgeçsin diyor. Böyle küçük şeyler için tatsızlık çıkmasın istiyor. Lan sen ne ara büyüdün de benimle muhatap olacak seviyeye geldin ha? Babam bir şey söyleyecekse kendisi gelsin söylesin. Böyle çoluk çocukla muhatap olmam ben. Bak. Güzellikle söylüyorum. Anlayıp anlamamak sana kalmış. Ama hala tehdit yoluyla iş halletmeye çalışıyorsan buyur. Ama bu iş döner dolaşır senin bir yerine patlar, bak bilmiş ol. Lan bana bak. Sen kimle konuştuğunu farkında mısın? Babanın hatırına kibar davranıyor. Akıllı ol, kapat şu telefonu. Ulan bu kadar yıl babamın elinden ekmek yedim ben. Burada İsmet abi, İsmet abi de yaltaklandığın günleri bilirim ben. Salak. Bana bak. Engin Bey'in peşini bırakacaksın. Yoksa seni de buruşup kan alırım. Tamam. Bay bay. Ne diyor Velet? Tehdit ediyor ya. Düşünebiliyor musun Erol? Bacak kadar beni tehdit ediyor ya. Boş ver. Çocukla çocuk olmasın. Ben bu lafın altında kalmam. Onun ayaklarını iki tane sıktırayım da aklı başına gelsin. Emin misin? Burak'a sinirlenip Topçuoğlu'nu da karşımıza almayalım şimdi. Erol zaten karşımızda değil mi? Baksana Engin arka çıkıyor. Ama Topçuoğlu başka, Burak başka. Burak babasının yerini oynamaya düşünüyorsa şimdiden önlemini alalım. Haddini bilsin. Yarın da şu Engin'i ziyaret edelim bakalım. Tektir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Allah sana kahve yaptım. Allah Allah. İyi misin lan sen? Sedatif etki altında falan mısın yoksa? Sedat'ın etkisi ne lan oğlum? Sedat kim, ne diyorsun? Sedatif oğlum, sedatif. Şşş. Sakinleştirici falan mı aldın lan sen? Yok lan, ne ilacı, ne alaka lan?
Oğlum normalde bana çay getirme yerine adam tutmuş kahve yapmış ya. Bir şey mi var lan bunun içinde? Ya yok oğlum. Ben söyledim. Doktor çok çalışıyor. Bu sefer de kahve götürelim dedim. Tabii abicim ya. Zaten anlamalıydım ya. Yoksa nerede bu baltadan bekleyeceğin öyle incelikler yani? Allah'ın baltası. Allah Allah ya. Manyağa bak ulan herife iyilik yapıyoruz. Yine yaranamıyoruz be. Allah Allah. Doktor sen ne yaptın? Bir şeyler bulabildin mi bari? Ha buldum abi. Şimdi bizi cuma günü bir tane yol ihalesine girecek. İhaleye girecek 4 tane şirket var. Ama ben internetten okuduğum haberlere göre, uzmanların dediğine göre... Engin Bahadır büyük ihtimalle bu ihaleyi kazanır diyorlar. Engin Bahadır mı? Engin Bahadır. Bu herif Topçuoğlu'na çok gelirdi ha. Topçuoğlu'nun çok kıyağı oldu bu adama. O zaman şimdi şey oluyor olmasın? Topçuoğlu kendi yerine bu adamı ihaleye sokuyor olmasın? Olabilir vallahi. Da onu boş verin şimdi. Biz bu biciği nasıl temizleriz onu bir bulalım önce. Abicim aslında 2 yolu var. Ya otele giderken halledeceğiz. Bu birincisi. İkincisi de otelin içinde. Yani ikisinin de kendi içinde riskleri var ama seçim bizim. Otele giderken halledelim derim ben. Olur. Arabasına roketi çaktık mıydı? Bitti gitti. Ha işte abicim. Otele giderken halledelim diyorsunuz da... şimdi kullandıkları güzergah bayağı kalabalık bir güzergah. O yüzden hani benim fikrim bana sorarsanız eğer... otelin içinde halletmek daha mantıklı. Tamam o da bana uyar. Ben yine kılık değiştiririm biliyorsunuz. Bu işlerde ustayım, severim ben. Ha? Ya ama otelde de bir sürü kamera falan var. Kalabalıkta cabası. Nasıl yapalım bilemedim ki ya. Abicim kameraları dert etme. O iş bende. Geriye sadece sizin biciyi otelde bir yere sıkıştırıp indirmeniz kalıyor. O da bizde. Tamam o zaman. Senin dediğin gibi yapalım. Ama önce otele gidip bir keşif yapmamız lazım. Tamam hadi gidelim. Ne oturuyorsun? Dur abi ya. Nereye gidiyoruz ya? Bir dur abi. Günler torbaya mı gitti? Yarın gideriz. Allah Allah. Hadi. Şu kahvenin yanında yiyecek bir şeyler getir de yiyeyim. Olur. Canım benim neden olmasın ya? Böyle yuvarlak yuvarlak halka şeklinde şey var yukarıda. Zıkkımın kökü var üzümlü üzümlü yer misin? Yapayım mı sana? Mesela şu sevimsize bir şey söyle abicim ya. Ya ne söyleyeceğim oğlum? Ben ancak eğlenebiliyorum sizle yani. Sessiz kaldığım için yenilmiş sanırlar beni. Zayıf. Çaresiz. Oysa sen beni çok iyi bilirsin Ertan. Ben konuşursam kimse kaldıramaz.